Merhaba arkadaşlar. Birkaç tane soruyu beraber cevaplamaya çalışacağım. Anıl diye bir arkadaşımız dik oturuşa uygun 1000 TL kask var mı demiş. Ben Nex SX100 kaskı öneriyorum veya işte Kabarak Stand kaskı öneriyorum. 1000 liraya biraz geçecektir ama peşin ödemede %10 kadar indirim yapıyorlar, onu biliyorum. Bir de Bell Qualifier önerebilirim ama Nex'in dış kabuğu daha iyi diye düşünüyorum. Bir soru daha var. Furkan adlı arkadaşımız çeneden açılır kaskın çenesi çıkar mı diye sormuş. Çeneden açılır kaskların çenesi çıkmıyor arkadaşlar. N44 bu konuda tek kask, çenesi çıkıyor ama çeneden açılır bir yapısı yok. Şu kısımlarından çeneden açılıyor. Yani çenesi çıkıyor, kapanıyor. Şuralara bastırınca çıkıyor. N44'ü zaten biliyorsunuzdur. Tanıtmıyorum tekrar. Dik oturuş pozisyonuna uygun scooter, commuter, naked motorlara daha uygun bir kask. Çenesi çıkabiliyor. Mikrometrik bağlantısı var. Çene pedi var. Burun pedi var. Şuradan büyük bir cam var. Şuradan açılıyor. Bir burun pedi yok. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Üst tarafında kocaman bir havalandırma kanalı var. Arka hava çıkış kanalı var. Dışı polikarbon, Nova'nın geliştirdiği Lexan adında bir model. Dış kabuğa sahip. Yan tarafında şurasında güneş vizörü var. Güneş vizörü de şuradan göstereyim hemen. Şuradan açılıyor. Şöyle bastığınız zaman pıt diye kendisi kapanıyor. Böyle bir kask. Bir de diğer arkadaşımız daha sormuştu. Ne sormuştu? Aykut diye bir arkadaşımız. GT Air 59 Large aldım. Sıkıyor. Sonra rahatlar mı? Yani kask bir hafta 10 gün kadar böyle bir hafif sıkma yapabilir ama o hani ağrıtma derecesinde bir sıkmaysa bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü bu kask belli bir süre kafanızda kalacak, uzun bir süre kafanızda kalacak ve o ağrı yapıyorsa o ağrı belli bir süre sonra dayanılmaz bir şekilde gelecektir ve sonradan da pek rahatlamayacaktır. Başta kafanıza tam uyan ama aşırı sıkmayan bir kask alın. Hafif sıkması gerekiyor ama hani başınıza hafif sıkması gerekmiyor. Yani çenesinden biraz daha hafif sıkması gerekiyor. Şu yan petleri sıkması gerekiyor. Ona göre alın. Ona göre bir kask seçin. Daha sonradan hani rahatlayacağını düşünmeyin ama gidip de hani bir boy büyük kask almayın. Çünkü o da bu sefer belli bir genişleme yaptıktan sonra yüzünüzde oynayacaktır. O da hatalı bir alım olur, hatalı bir kullanım olur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Aşağıda yaptığınız yorumların hepsini okuyorum, merak etmeyin. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize iyi sürüşler.